Moldova'da köy hayatı. Söyle Evet. bakayım. Moldova'da köy hayatı. Vasili Lupo'nun heykelidir. Şu şekilde bir kart aldık. İçerisinde paket de var. Yağmurlu hava eşliğinde. Bu köpecik de bizimle gelecek galiba. Bu kışına girdiğinizde sizleri karşılayan yazıdır. Yaya geçidine ayağınızı bastığınız anda arabalar durur. Evet. Moldova'nın ünlü çekirdeği. Burası arkadaşlar benim okuduğum ilkokul. Arkadaşlar Moldova'dan günaydın. Şu anda sabah saat 9.30. Moldova'daki ilk videom ve ilk vlogumdur arkadaşlar bu. Bir önceki videomda arkadaşlar Kıbrıs Ercan'dan Moldova'ya olan yolculuğumu kayda aldım. Ve o yolculuğumu sizlerle paylaştım. Şu anda ise halen daha havalimanındayık. Dayımın arkadaşı geldi bizi almaya. Oturduğumuz eve varış süresi aşağı yukarı 1,5-2 saattir. Evet arkadaşlar, burası da havalimanının park alanı. Aynı şekilde bir önceki videomu da izlediyseniz bu yolculuğa yalnız çıkmadığımı biliyorsunuzdur. Kız arkadaşım Daniela ile beraber çıktık bu yolculuğa. Gerçekten bir tatil, bir tatile ihtiyacımız vardı yani. Uzun bir aradan sonra. Araba bizi bekler. Arabanın yanına gidiyorum. Bu vlog arkadaşlar Moldova'daki ilk günümü yansıtacak sizlere. Hop. Ve biz arabaya giderken araba bize geldi. Evet arkadaşlar, arabaya bindik. Şu anda yavaş yavaş yola koyuluyoruz. Sizlere hani ufak ufak kareler aktaracağım yoldan. Ancak hani esas videoyu devamını köye vardıktan sonra izleyeceksiniz. Arkadaşlar karşıda da görürsünüz işine yazar. Yani bu kışına girdiğinizde sizleri karşılayan yazıdır. Evet arkadaşlar, sonunda eve varabildik. Hani bu video biraz böyle kesik kesik gidecek, idare edin. Her şeyi sizlere göstermeye çalışırım. Bir yandan da hani işte hem nenemi görmek, hem sohbet etmek, muhabbet etmek, hem işte tanıdıkları görmek falan. Hani hepsini bir anda yapmak birazcık zor olur. Sizlere birazcık etrafı göstereyim. Arkadaşlar evet, burası köy. Şu şekilde ağaçtan topladık. Dediğim gibi arkadaşlar, burası köy, zaten etraftan da görürsünüz. Beni iyi tanıyanlar, arkadaşlarım annemin Moldovalı olduğunu ve bir tarafım Buralı olduğunu bilirler. Şu anda nenemin köyüne geldik. Nenemi gördüm uzun zamandan sonra, yani anneannemi daha doğrusu. Son 2-2,5 senedir gelmemiştim Moldova'ya. Hani dediğim gibi bunun bir sebebi zaten daha öncesinde Fransa'da bulunmamdı. Sonrasında da askere gittim arkadaşlar. Bir sene de oradaydım. En toplamda 2-2,5 sene bir şey. Moldova'ya gelmemiştim. Şöyle sizlere bir açık etrafı göstereyim. Üzüm bağları. Burası benim büyüdüğüm köy. Hani evet, alışıksınız muhtemelen beni Kıbrıs'ta güzel hayat yaşarken görmeye. Göster ellerini. Moldova'da dut. Moldova'da köy hayatı. Söyle bakayım. Evet. Moldova'da köy hayatı. Aferin. Dediğim gibi arkadaşlar, hani muhtemelen alışıksınız beni YouTube'dan takip edenler, özellikle işte hani Kıbrıs'ta işte güzel hayat, şehir hayatı, Lefkoşa, başkent, kamplar, geziler, onlar bunlar. Ancak benim bir tarafım da işte bu köyden gelme arkadaşlar. Bence insan hiçbir zaman geldiği yeri unutmamalı. Bu çok önemli bir şey. Yani ne olursan ol, ne yaşıyorsan yaşa, geldiğin yeri hiçbir zaman unutma. Şimdilik arkadaşlar, dediğim gibi bu video biraz böyle kesik kesik gidecek. Nedenler, şu an geldik, nenemi gördük. Şimdi şehre inecek, köpeciktir. Yavaş. Diyeyim şey. Bak be, kendine mutludur.
Şimdi şehre ineceğiz. Çünkü arkadaşlar Moldova'da çok kalmayacağız. 1 veya 2 hafta maksimum. Ondan sonra başka güzel planlarım var. O yüzden takipte kalın. Şimdilik dediğim gibi bugün birkaç evrak işlerimiz var. Daha öncesinden randevu alındığından ötürü şu anda gideceğiz. Hani gönül isterdi ki gelip böyle rahat bir şekilde dinlenmek, bir kahve içmek ve sizlere hani doya doya buraları göstermek. Bunlar hepsi olacak arkadaşlar. Ancak bugün dediğim gibi birkaç evrak işlerimiz var. Şehre ineceğiz. Size birazcık Orhei'yi göstereceğim. Bu köyün ismi arkadaşlar Zorli. Ve bağlı olduğumuz şehir Orhei'dir arkadaşlar. Biz de şu anda Orhei'ye gideceğiz. Sizlere Kişinev'i de, yani Moldova'nın başkentini de tanıtacağım. Moldova ile ilgili güzel içerikler üretmeyi planlıyorum. Bu yüzden takipte kalın. Şöyle bir şey göstereyim sizlere. Tabii etraf çok fazla böyle ceviz ağacıyla çevrili olduğundan belki şuradan daha net görünecek. Burası arkadaşlar benim okuduğum ilkokul. Anılarım canlandı. Ne bileyim böyle hani biraz şey oldum. Ben arkadaşlar ilkokul 5'e kadar burada okudum. Ve bu okulun ismi de Gymnasium Zorli'dir. Adını da yine bulunduğumuz köyden almakta. Aha bu arada arkadaş edindik. Köpecik de bizimle gelir. Çok dost canlısı bir köpektir. Dediğim gibi köy yenilendi. Belli başlı şeyler yapıldı. Ancak burada olmadığım için napların etleri bilmem arkadaşlar. Çizgiler yenilenmiş. İşte yaya geçidi yapılmış buralara. Dökülmesi gereken yerler tekrardan döküldü. Ziva. Burada bir çocuk parkı var. Bunu da yenilediler. Burası da arkadaşlar bizim köyümüzün belediyesidir. Primaria Zorli'dir ismi. Dediğim gibi her şeyi bir güne sığdırmak zor. Durağa giderik. İki ihtimal var. Ya toplu taşıma aracıyla gideceğiz ya da otostop çekeceğiz. Sizlere arkadaşlar Moldova'yı her ayrıntısıyla göstereceğim, yaşatacağım size yani Moldova'yı. Öyle işte geldik gittik taksiyle oyla buyla değil. Buradaki insanların yaşadığı hayatı böyle aktaracağım sizlere. Moldova'daki toplu taşıma araçları bu şekildedir. Arkadaşlar bu durak benim çocukluğumdan beridir aynı kaldı. Yani ne bileyim bu kadar şey yenilenmişken keşke bunu da yenileselerdi. Yani bu durak arkadaşlar dediğim gibi benim çocukluk zamanından aynı şekilde kaldı. Evet arkadaşlar şu şekilde sizlere hani köyün giriş kısmı bu şekildedir. Biz ise bu yöne doğru gideceğiz. Anlamadım bu köpecik de bizimle gelecek galiba. Böyle dost canlısı bir şeydir de nereden takıldı peşimize bilmem beni. Evet arkadaşlar bakalım şu anda dediğim gibi iki ihtimal var. Ya otostop ya toplu taşıma bakalım. Evet arkadaşlar sonunda şey geldi. Evet. Sonunda minibüs gelebildi. Hatta çileşmeye başladı bir şarkısı. Şehirdeki durağa geldik. Dediğim gibi yaklaşık bir 15 dakikalık bir yolculuğuydu bu. Şunu da belirtmek isterim. Kişi başı arkadaşlar 10 lei'dir. Bizim köyden şehre gelmek. 10 lei yani TL'ye çevirirsek 9,5 lira falandır işte 9-9,5 liradır. Yani 13 kilometrelik bir mesafe için ortalama 10 TL ödedik. Öyle diyeyim mesela kişi başı. Şu şekilde durağın hemen karşısında Moldova Mobilya mevcut. Mobilya mağazası. Moldova'nın havası gerçekten değişik. Hani biraz yağmur, biraz güneş, biraz sıcak, biraz serin. Böyle değişik bir havası var. Bu yol ise Orhei'nin merkezine varır arkadaşlar. Şehrin merkezine varır. Dediğim gibi arkadaşlar hani bu video muhtemelen çok uzun olacak. Hani çünkü çok şey var. Zaman kısıtlı. Sizlere her şeyi göstermek isterim. Moldova'yı tanıtmak isterim. Doğal bir şekilde sizlere her şeyi aktaracağım arkadaşlar. Yapmacık falan hiçbir şey yok. Doğal bir şekilde sizlere Moldova'yı aktaracağım. Burası da kültür evidir aynı şekilde. Şu şekilde güzel bir mimarisi var.
arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. Moldova'nın güzel tarafı şu. Yaya geçidine ayağınızı bastığınız anda arabalar durur. Hani öyle Kıbrıs'ta veya Türkiye'de olduğu gibi değil. Beklemek zorunda değilsiniz ki araçlar geçsin daha yol boştan geçesin yaya geçidinden. Yani yaya geçidine adımını attığın anda araçlar durur. Yani bu çok güzel bir şeydir. Solda büyük bir teknoloji marketi mevcut. Bir de pizza restoranı var. Aynı şekilde burada da sanırsam bu yeni açıldı. Azart Global diye. Güzel indirimler var. En yakın zamanda oraya da uğramaya çalışacağım. Dediğim gibi arkadaşlar buraya gelmeyeli 2 sene oldu. Değişiklikler var. Yeni açılan şeyler var. Düzeltilen şeyler var. Yani iyiye gidiyor Moldova. Onu söyleyebilirim size. Burada her zaman çiçekçi kadınlar durur ve çiçek satarlar. Ve her zaman da aynı yerdedirler. Yani hiçbir zaman yerleri değişmez. Bazı şeyler arkadaşlar hiçbir zaman değişmez ve değişmeyecek de muhtemelen. Şunu fark ettim. Kimse maske takmaz. Bu bana değişik gelmez çünkü Kıbrıs'ta da biz hiçbir yerde artık maske takmazdık. Hani ancak da kapalı ortamlarda, özel durumlarda takardık. Onun dışında alışık olduğum bir durum. Hani Kıbrıs'ta da son maske takmazdık. Burada da maske takmazlar. Evet, yolun karşısına geçeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar Moldova'da yaya geçidine ayağınızı bastığınız anda araçlar durur. Çok güzel bir şey. Ve hani şehrin her bir tarafında da yaya geçidi mevcut. Evet arkadaşlar, Moldova'da Orkey'in sokakları bu şekilde. Şu anda arkadaşlar etraf yemyeşil. Son birkaç gündür yağmur yağar. Gerçekten çok güzel serin bir havacık var ya. Yani hasret kaldıydım bu havaya. Yani Kıbrıs'ın sıcakları gerçekten boğucuydu son zamanlarda. Hani şu anda notere geldik ama noter bu ayın 30'una kadar izinliymiş. Bakalım olmazsa başka bir noter bulacağız. Hani biz özellikle bu noteri isterdik. Ancak noter bu ayın 30'una kadar izinliymiş. Bakalım olmazsa başka notere gideceğiz. İşlerimizi onda halletmeye çalışacağız. Şöyle sizlere bu güzel yeri, bu güzel bahçeyi göstermek isterim. Gerçekten güzel bir yer. Bakımı güzel yapılmış. Temiz. Konsilyum rayonu Orkey'in belediyesi gibi bir şey yani. Bu da arkadaşlar Vasili Lupo'nun heykelidir. Arkadaşlar Victoria Bank'a geldik. Bir de bankada işimiz var. Dediğim gibi bugün böyle tüm işlerimizi halletmeye çalışacağız. Yağmur başladı. İşte Moldova'nın havası bu şekilde. Hani yağmur şiddetini de arttırdı şimdi. Güneş kan bir anda yağmur yağmaya başladı. Ve gitgide şiddetini arttırır yani ha. Yani deyim size Kıbrıs'ta son 2-3 ayda görmediğim yağmurları toplamda bir günde hepsini burada gördüm yani. Ne diyeyim? Yağmurlu hava eşliğinde bankada sıra bekledik. Evet arkadaşlar, bankadaki işlerimizi hallettik. Karşıda çok güzel bir tane restoran var, Akropolis. Yemekleri gerçekten güzel. Bakalım hani bir işçilerimizi halledelim. Yarın öbür gün buraya gelirik. Dediğim gibi arkadaşlar hani belki bugün birazcık sıkılacaksınız çünkü hani daha çok böyle iş falan peşinde koştururum. Dediğim gibi önceliğim şu anda bugün yarın işlerimi halletmek. Ondan sonra hani böyle biraz daha tatil moduna gireceğim. İşlerimizin olduğu yer burası arkadaşlar. İsmi Centrum Multifunksiyonal Orkey. Sıra numaramızı aldık. Bu hanımın numarası. Benim numarayı 10 dakikaya alacağım. Çünkü dediğim gibi benim randevum 3'teydi. Kızın randevusu ise 3'e çeyrek kalaydı. Yani 2.45'te. Bakalım, sırada bekledik.
Evet arkadaşlar, buradaki işlerimizi hallettik. Yarın tekrar gelmemiz gerekecek ki hani istediğimiz evrakları alalım. Bugün almak için dilekçe verdik. Acil olmasını istedik, ödemesini yaptık ve yarın da gelip evraklarımızı alacağız. Şu anda hani duyduğunuz ve gördüğünüz gibi tekrardan yağmur başladı. Şu anda sim kart almak isterim bir tane. Hani internetim falan olsun diye. Buna ek olarak bir de markete girecek, bir şeycikleri alalım. Ve muhtemelen köye döneceğiz. Çünkü hiç dinlenmedik arkadaşlar bugün. Yani toplasanız belki de 1 veya 2 saat uyuduk toplamda. Yani gerçekten bir açık yatıp dinlenmek isterik. Her şeyi göstermeye çalışırım size böyle azar azar. Tabii ki daha detaylı bir şekilde sizlere her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Düzgün bir plan yapacağız. İşte hangi gün nereye gidecek, ne yapacak, ne edecek diye. Sizlere öyle güzel içerikler, kareler aktaracağım. Dediğim gibi bunu böyle bir özet olarak sayın. Hani Kıbrıs'ta ve Türkiye'de Turkcell var ya, işte burada da aynı şekilde Moldcell var. Yani Moldovacell. Onun sim kartını alacağız. Bakalım öyle internet paketi de güzel olsun. Ona göre kaç aldık, ne yaptık size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, Moldcell yeri burası. Geçecek bir tane sim kart alalım şimdi. Evet arkadaşlar, şu şekilde bir kart aldık. İçerisinde paket de var. Yani içerisinde 40 GB internet var. Bir aylık fiyatı 80 lei, yani TL'ye çevirecek olursanız yani dediğim gibi 1 TL 1.11 lei'dir arkadaşlar. Ne bileyim işte 75 TL'ye eşittir herhalde. İçerisinde 40 GB internet ve 250 dakika var arkadaşlar, bir aylık. Herhangi bir aboneliği falan yok, hazır paketli bu. Dediğim gibi çünkü internete ihtiyacım olacak, özellikle internete. Geçerken yoldan şu şekilde karpuz gördük, kavunlar var, işte patlıcanlar, hıyarlar, domates falan. Ufak bir tane karpuzcuk aldık. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ufak bir tane karpuzcuk aldık. Şu anda markete geçecek arkadaşlar, bir şeycikler almak istedik. Ondan sonra hani muhtemelen esas alışverişi yarın veya o bir gün yapacağız. Bakarsınız belki market fiyatlarını falan da çekerim size. Eğer çekim yapmamda bir sıkıntı olmayacaksa. Evet arkadaşlar, marketimiz burası. Family Market ismi. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi markete girdik. Ev için bir şeycikler alacağız. Ben bunları arkadaşlar çok severim. Tatlı bir peynirdir diyeyim size böyle. Hani nor peynir gibidir. Üstü de böyle çikolatalı. Gerçekten çok güzel bir tatlıdır. Yumurtanın adet fiyatı, beyaz yumurtanın adet fiyatı 3 lei 30 kuruş. Yani diyeyim size aşağı yukarı neredeyse 3 liraya eşdeğer bir tane yumurta. Yani pahalı. Bilmiyorum, ilk izlenimlerim şunlar. Sanırsam Kıbrıs, Moldova'dan daha ucuz. Pastalar falan. Fiyatlarını görürsünüz. 130, 130, 140, 68, 163, 140, 104, 119, 182 bu büyük olan parçalı. Şöyle sizlere ekmeğin fiyatını da göstermiş olayım. Bu ekmeğin fiyatı arkadaşlar 15 lei, 10 lei, 15, yine bu böyle kesik 9 lei. Normal hani bildiğimiz somon ekmeğe benzer ekmek var. Bunun fiyatını bulamadım. Bu da herhalde 5-6 lei civarındadır. Bir tane bundan aldık ekmek. Aldığımız şeyler bunlar. İşte su aldık, ekmek aldık. İşte o tatlı nogran falan. Yani basit birkaç şey aldık. Dediğim gibi esas alışverişi yarın öbür gün yapacağız. Sizlere de market fiyatlarını da göstereceğim. Moldova'nın ünlü çekirdeği. Siyah çekirdek. Bilmem daha büyük de alabilir. Al büyük ya bir tane.
Bunun gramajı ne kadardır? Evet arkadaşlar. 220. Evet doğru. 220 gramlık çekirdek arkadaşlar. 13 ile 20 kuruş. Son gitmeden işte bir çips bir de çekirdek aldık. Yani öyle atıştırmalık birkaç şey aldık. Marketten çıktık. Şu gördüğünüz poşete ve içeride gördüklerinize toplamda 119 lira, 120 lira ödedik. Dediğim gibi arkadaşlar yine aynı şeyi söyleyeceğim. 1 Türk lirası 1.11 liradır. Yani aşağı yukarı 110 TL falan ödedik bir tane poşete. Yani ne diyeyim? Yani şu anda tam daha net değil hani Moldova Kıbrıs'tan ucuz mu değil mi daha tam olarak bir şey söylemek zor. Ne zaman ki tam anlamıyla böyle düzgün bir alışveriş yapacağız. O zaman daha net belli olacak. Şu anda otobüs durağına doğru giderik. Dediğim gibi 4.30'da minibüsümüz var köye giden. Ne olsa beğenirsiniz. Tekrardan yağmur başlıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durağa geldik. Minibüsümüzü bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde saatlere bakarak buradan bizim minibüsün saatini bulmaya çalışırız. Muhtemelen bu vlogu burada bitireceğim çünkü gerçekten uzun bir video oldu. Dediğim gibi minibüsümüzün gelmesine 20 dakika daha var. Yavaş yavaş hani hava da kararıyor diye kararınca da çekim kalitesi düşeceğinden ötürü hani en yakın zamanda buna da bir çözüm bulacağım. Hiç merak etmeyin çok güzel ekipmanlar alacağım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu vlogu burada bitireceğim arkadaşlar. Biliyorum çok uzun bir video oldu, çok uzun bir vlog oldu. Ancak bu sizlere bir özet olsun. Sonraki günlerde daha planlı, daha düzgün bir şekilde içerikler gelecek. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoları kaçırmamanız için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.